Değerli dostlar, bugünkü konumuz nefis. Yani insanın baş belası. Nefis deyince tabii çeşitli anlamları var. Birincisi can, hayat anlamına geliyor ki insan, hayvan, hatta yer küre bile nefis sahibidir. Yani hayat sahibi, can sahibi. Kişinin kendisi anlamına da geliyor. Yani kişinin özü, kendisi. Nefsi dediğimiz zaman kendim anlamına geliyor. Pek hoş, güzel, nefis anlamına geliyor. Yani nefis yemekler derken bunu kastediyoruz. Bir de insanın acayip bir latifesidir ki daima insanı kötülüğe sevk eder, daima kötülüğe emreder. İşte bizim üzerinde duracağımız konu da bu. Ben büyük zatların nefis hakkında söylediklerini sizler için derlemeye çalıştım. Mesela ne demişler? Emeller, ümitler ve ihtiyaçlar üzerine bina edilmiştir nefis. Emel derken istek ve arzular. Hayata ve dünyaya çok aşık, sınırsız arzu ve elemlere de müpteladır. Ahireti unutup hayvan gibi yaşamayı şiddetle arzu eder. Sağırdır, nasihat dinlemez. Dilsizdir, gerçeği söylemez. Dalalete, şerlere, zararlı şeylere eğilimli olduğu için günahların başrol oyuncusudur. Fahre, gurura, meftun, şöhrete müptela, methe düşkündür. Zafiyet, acizlik, fakirlik, miskinlik gibi hallere mahal olduğu halde kendini beğenmek konusunda eşsizdir. Sersemdir, sabırsızdır, çirkindir, noksandır, şerurdur ve insanın en zararlı düşmanıdır. Her şeyden aşağıdır, kesiftir, serkeştir, müftehirdir, mağrurdur, ucuplu ve riyakardır. Daima ızdıraplar, kalaklar içinde evhamdan kurtulup tevekküle yanaşmaz. Namaz gibi ibadetlerden hoşlanmaz. Kendini akıllı zanneder, haddinden tecavüz eder ve çok vesveselidir. Her vakit şeytanı dinler. Kendinin özgür ve serbest olmasını ister ve öyle de telakki eder. Hayvani ihtiyaçlara, lüzumsuz hevai iştahlara düşkün olması sebebiyle meşru dairede kalmayarak kısa bir ömürde az bir lezzet için insanı daima kötü şeylere sevk eder. Her fenalığı ister, ebedi daimi hayatı ve ebedi ahiret saadetini mahveder. İnsanı esfel-i safinin denilen en aşağı derecelere, derekelere düşürür. Bu kadar kötülükleri büyüklerimiz saymış. Yani Allah niçin bu nefsi bize vermiş? Yani bu kadar kötülükleri istesin diye mi vermiş? Tabii bunun hikmetleri birçoktur ama bir tanesini ben sizlere arz etmek istiyorum. O da şu. Nefis aslında çok iyi bir de latifedir. Bir yanı var ki diğer bütün latifelerin duyguların üzerine çıkıyor. Yani o da şu. Eğer Kur'an-ı Kerim'i dinlerse ve nefis devamlı temizlenirse, tövbe ile, istiğfa ile ve devamlı onun suçlu sandalyesine yatırtılıp kendi noksanları devamlı hatırlatılırsa, böyle bu şekilde temizlene öyle bir latife haline geliyor ki Cenab-ı Hakk'ın birçok esmasını yansıtan, birçok ismini yansıtan bir latife haline geliyor. Yani belki diğer latifelerin hepsinin üzerine çıkmış oluyor. Bu cihette Cenab-ı Hak böyle Esma-i Hüsna'nın hepsinin yansımasını murad ettiği için nefis denilen latifeyi yaratmış. İşte nefis eğer amacına uygun bir şekilde yerli yerine istihdam edilmezse, kullanılmazsa bu defa hakikaten büyüklerimizin söylediği gibi şu birçok şerli yönünde istihdam edilmiş olur ki insan hakikaten dünyada da ahirette de rezil edecek bir konuma gelmiş olur. Teşekkür ediyorum efendim.